Rabsın sen tüm kullarına Rabsın, gayrı tutmasın yarattığın aysın, dahisin imanlı kullarına, ahireti sunarsın, rahmansın sen tüm kullarına Rabsın, gayrı tutmasın yarattığın aysın, rahimsin imanlı kullara, ahireti sunarsın. Kıymetli dostlar, akşamınız hayır olsun. Rabbim ömür boyu sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uzun ömürler hepinize nasip eylesin. İşte şükürler olsun, yine kavuştuk. Yine sizlerleyiz. Çok özel bir gecede, çok önemli bir günde. İçimiz buruk, acılarımız var, hüzünlerimiz var, kaygılarımız var, kederlerimiz var, kayıplarımız var ama biz hayatı daima diri kılıp Yüce Rabbimize sığınacağız. Ondan eman dileyeceğiz. Ondan rahmetini isteyeceğiz. Çünkü rahmete kavuşmak için dua etmek lazım. Bugün "Ya Allah" diye eserimizle başladık programımıza. Evet efendim, dünyanın her yerinde maalesef Müslümanlar zulm altında. Özellikle Miraç gecemizde, özellikle Kudüs'te nice yiğitlerimizi, nice güzel insanlarımızı yitirdik. Yitirmeye devam ediyoruz. İslam coğrafyasının bir araya gelmemesinin sebepleri, İslam coğrafyasının Kur'an'ı tam anlayamamasının burukluğunu yaşıyoruz. Aslında biz tüm dünyaya tam manasıyla hükmedebileceğimiz bir topluluğuz. Ama bizi parça parça, lime lime ayırıp maalesef perişan ediyorlar. Maalesef orada içimiz sızlarken oradaki Müslüman kardeşlerimize biz hiçbir şey yapamıyoruz. Dua ediyoruz, yardım ediyoruz ama elimizden gelen o Allah'ın bize vermiş olduğu o güzellikleri sunamıyoruz. Acılar içinde insanlarımız var. Efendim bugün özellikle 6 Şubat. Geçen sene 6 Şubat'ta içimiz öyle bir kan ağladı ki, öyle üzüldük ki, öyle içimiz buruk oldu ki. Kiminin umutları vardı, kiminin efendim hevesleri vardı, kiminin evlilikleri vardı, kimin neler vardı neler, değil mi? Ama bir anda yok oldu gitti. Rabbimizden gelen tecelliyle. İşte önemli olan ne olduk değil, ne olacak demeliyiz diyor büyüklerimiz. Biz de inşallah bugün bunlardan bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz'den bahsedeceğiz. Onun miraca yükselişinin manası nedir? Onu sizlerle inşallah idrak etmeye çalışacağız. Siz sakın bir yere ayrılmayın. Bugün çok özel konuklarım var efendim. Hemen soluma dönüyorum. İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy hocamız bizler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Necip hocam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbimizden razıyız. Allah iyilik versin. Zatı devletleriniz de afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah bizler deyiz hocam. Bir misafirlerimize de hoş geldin diyelim inşallah. Evet, hemen yine yanında Hafız İbrahim Tohumcu var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi. Elhamdülillah hocam. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yine hemen TV programcısı ve yazar, çok değerli, çok kıymetli Emde Kurt kardeşim. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. İyisin. Sağlığınıza duacıyız. Kandilimiz mübarek olsun. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Sevgili dostlar, tabii bu meşakkati, bu güzelliği sizlere sunmanın gayreti içerisindeyiz. Ama diyoruz ki hem geçmişlerimizin ruhu için, hem şehitlerimizin ruhu için, hem ümmeti Muhammed'in ölmüşlerinin ruhu için o yüce Rabbimizin bize ikram etmiş olduğu Kur'an tilavetlerini bir dinleyelim. Çok değerli, çok kıymetli hafızımızdan İsra suresinden bize bakalım ne ikram edecek. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب بأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج مخرج صدق وجعل لي مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ağzınıza yüreğinize sağlık. Rabbimize binlerce şükürler olsun. Öyle bir gök kubbenin altında yaşıyoruz ki, öyle güzel memleketimiz var ki, öyle güzel insanlarımız var ki, öyle değerli hafızlarımız var ki, o Kur'an'ı dinlerken o duymuş olduğumuz huzur, mutluluk bize yetiyor. Rabbim sayılarını arttırsın inşallah hafızlarımızın. Yüreğine, ağzına sağlık diyorum ve efendim, hemen hocama dönmek istiyorum. Hocam, şimdi aslında depremden de biraz bahsetmek istiyoruz. Gerçi çok ediyorlar bugün ama deprem aslında bizlere bir uyanış mı veriyor? Ve özellikle miraca Peygamber Efendimiz yükselirken Peygamber Efendimizin yapmış olduğu sıkıntılar, yaşamış olduğu sıkıntılar çok fazla. Sizlerden Bismillah deyip hangisinden başlamanızı istersek? Nestağfirullah, nestaizubillah, Bismillah, velhamdülillah, vessalatu ala Resulillah. Değerli Necip Hocam, öncelikle zat halinize lütfedip davet başlığında bulunduğunuz için şükranlarımızı arz ediyoruz. Sonra kıymetli misafirlerinizle değerli izleyicilerimize kandillerinde bereket ve afiyet niyaz ediyoruz. Amin. Okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsra suresindeki 78 ile 84. ayetlerden okudu değerli İbrahim Hocam. Şimdi o ayetlerin her biri biraz önce sorma lütfunu bahşettiğiniz soruların içeriğine o kadar uygun ki. Eyvallah. Mekke'den Medine'ye hicret ederken okunması istenen Rabbi edhilni mudkale sıdkın ayetinden bir girmiş olsak bizi hangi deryalara, hangi nehirlere, hangi mercanlara götürecek, hangi nimetlere bahşedecek altından çıkmak mümkündür. O kadar büyük bir sofrası var. Ancak hasretten bahsettiğiniz dünya hayatı imtihan. Yüce Rabbimiz diyor ki: "Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela." Sizi imtihan için yarattım diyor. Ya. Hanginiz daha güzel tavırda bulunacak? Hangisi nübüvvetten nasiplenmiş, peygamberinin göstermiş olduğu yol üzerine harekette bulunacak? Sınamak için ölümü ve hayatı yarattık diyor. Ve Rabbimizin Bakara suresinde çok önemli bir mesajı var. Estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sizi muhakkak ki mallardan yana, canlardan yana, kazançlardan yana imtihan edeceğim diyor Rabbimiz. Evet. Yaratılışımızın temelinde bir imtihan gerçekliği söz konusu. Peki bu imtihanda kim kazanacak, kim kaybedecek, bunun durumu ne olacak, neye göre bir hamlede, adımda bulunmamız gerekiyor diye sormamıza mahal bırakmadan Rabbimiz ifade buyuruyor. Ve beşşiri sabirin. Bütün bu imtihan içerisinde müjdelenecek, kazancı erecek olanlar sabredenlerdir diyor. Peki sabır nasıl bir sabır? Başa gelen her şeye nasibimiz buymuş deyip boyun bükmeyi gerektiren bir sabır mı? Başa gelenin hikmetini anlayıp ayağa kalkıp sebatkârâne asil bir duruşla mücadele etmeyi gösteren bir sabır mı? Kur'an-ı Kerim'de 114 sure, 6236 ayet içerisindeki her bir sure, her bir ayet aşık olunası bir üslubu barındırır. Zaten fonetik olarak kelimenin baharında bulunduran manalar, o akıştaki cümlenin ruha inkişaf eden, dokunan nazlı, narendeni dokunuşları insanı alıp götürür. Yine hocamın ifade ettiği kısım da Kur'an'ın müminler için şifa olduğunu ifade eden kısmı da geçti. Nasıl şifa olur? Eczacının doktor tarafından yazılmış olan reçetesindeki gibi tıbbi bir reçete olarak mı çözüm bulunur? Kur'an-ı Kerim öyle bir tedavi yöntemi ki zihni karışanın zihnine, kalbi bulunanın, kalbi dolananın kalbine, hayatında rotasını karıştırmış, yönünü şaşırmış olanın yönünü bulmasında şifa olacak muhteşem bir menba, şifa menba. Evet. Orada en güzel seçeneklerden, en güzel basiretlerden, en güzel seçeneklerden bir tanesi de Rabbimiz övdüğü kullarından bahseder bahsetmez hemen peşindeki ayette ellezine diye özelliklerini anlatmaya başlar. Bu çok muhteşem bir şey. Evet. Yani mesela biz bazen birisine bir yol tarif ettiğimiz zaman yolu gösteririz ama yöntemini göstermeyiz. Teoriden bahsederiz ama pratikten uzak kalırız. İşte şurası deriz ama şuraya giden yolu anlatmaktan uzak dururuz. Bizim mana büyüklerimiz, şu coğrafyanın İslam'la müşerreflenmesine sebebiyet veren Yesevi soluklu büyüklerimiz yolu tarif etmemişler. Elden tutmuşlar, yolda eşlik etmişler. Ayet de bize eşlik ediyor. Ellezine, onlar ki, o sabredenler ki başlarına bir musibet geldiği zaman iza isabethum musibetun kal, bir şey derler. Ne derler? Ya Rabbi, bula bula beni mi buldu? Benim daha şuyum vardı, okulum vardı, geçimim vardı, daha tatil hesaplarım vardı. Belki hacca gidecektim, hac parası biriktirmiştim. Zekatımın parasını belki ayırmıştım. Belki yeni araba alacaktım. Neden benim başıma geldi? Neden ben 8 milyar kulunun içerisinde bula bula beni mi buldu demezler. Derler ki قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ. Biz Allah'tan geldik yahu. Bana ait olan ne var ki zaten? Ya. Her şey onun. Biraz önce güzel ve ruhlara dokunan tatlı eserinizde buyurduğunuz gibi vedud olan o, sevdiğimi ifade edip isnat ettim ne varsa hepsi ondan ve ona ait. Bir olan o, eşi yok, benzeri yok, ortağı yok. Bütün mülk ona ait. O lütfedip tenezzül ederek ikram etmiş. Öyleyse bana düşen nedir? İlk başta itiraftır. İtiraf neydi? İnna lillah, Allah'tan geldik, Allah'a aidiz. Peki sonrası ve inna ileyhi raciun, ve dönüşümüz ona. Madem kendisinden geldiğimiz bir Rabbi Rahimimiz var ve madem mutlak anlamda kendisine döneceğimiz bir hayat içerisinde bizi yerleştirmiş. Bugün zor bir süreçten geçiyoruz bugünü düşündüğümüz zaman. Ama 10 yıl öncesini düşünürseniz 10 yıl öncesinde de zor süreçlerden geçtik. Amin. 50 yıl öncesini düşünseydik 50 yıl öncesinde de zor süreçlerden geçtik. Bazen diyorlar ki hocam kıyamet mi çok yaklaştı? Kıyamet her zaman yaklaşıyor. İki kıyamet var endişe etmemizi gerektiren. Bir bütün alemin kıyameti, bir de bizim kendi kıyametimiz. Eğer bundan 70 yıl önce biz yaşamış ve böyle toplanmış olsaydık, büyük ihtimal Necip hocamla herhalde kıyamet koptu. 1. Dünya Savaşı koptu, ya. Milyonlarca insan öldü, bütün devletler birbirine girdi derdik. Aradan birkaç yıl geçer. Bu sefer 2. Dünya Savaşı olurdu. Ondan sonra bulaşıcı hastalıkların ortaya koyduğu etkiler, Erzincan depremi, ya. Sürekli doğal tsunamiler ve benzeri şeyler. Bizi bu dünyaya imtihan için gönderen Allah Azze ve Celle bütün kainata sünnetullah dediğimiz bir sistem koymuş. Binalarını sağlam yapmazsan binan yıkılır. Sıhhatine, temizliğine dikkat etmezsen vücuduna, sağlığına bir hastalık isabet eder. Trafikte geçerken sağına soluna dikkat etmezsen arabana araç çarpar ve benzeriye rağmen yine de kullu nefsin zâikatul mevt. İsminizin sahibi Necip Fazıl Üstad ne diyordu? Çok dünyayı kafaya takmaya gerek yok. Ne de olsa içinden canlı çıkamayacaksınız. Çıkamayacaksın. Evet. Madem bu dünya böyledir, peki biz ne yapacağız? Madem öleceğiz bu dünyada, hiçbir şey yapmaya gerek yok. Oturalım, nasibimizi bekleyelim mi? Hayır. Hayır. Rabbimiz buna da izin vermiyor. İfrat dediğimiz bir uç noktayla tefrit dediğimiz tembelleşebilen gafletvari bir hayattan uzak tutuyor. Sıratan müstakim. Orta yolu, orta yolda giden peygamberler üzerinden önümüze koyuyor. Peygamberler niçin geldi? Güzel hocam tilavet buyursun da ruhlarımız nuş olsun, coşsun ve manevi deryalara dalsın diye değil sadece. Onun bereketiyle yolumuz nurlansın ama içeriğiyle de hayatımız şereflensin diye. Evet. Mübarek peygamberlerimizin her biri kendi hayatlarında yaşamış oldukları nice imtihanlarla bizlere örnek olmadılar mı? Allah Azze ve Celle bugün bize İşte yaşamış olduğumuz Allahu Teala'dan benzerini bir daha yaşamamamızı niyaz ettiğimiz ama kainata koyduğu fizyolojik yasası sebebiyle yine tekrarlanacak olan depremlere tedbir alacak imkanı nasip etsin. Amin. Ama başımıza bunların gelmesi bir ceza ve musibet olarak değerlendirilmez. Evet. Ben zaten öyle diyorum hocam. Bu dini gün ve geceler de aslında o kadar önemli ki. Çünkü insanlar yeniden kendilerine bir sigaya çekmesi, yeniden ben neredeyim demesi, acaba ne için, ne amaçla yaşıyorum demesi değil mi? Bunlar da çok önemli. Çok güzel buyurdunuz Necip hocam. Yola çıkmışız, memlekete gidiyoruz. Belki sizin o güzel tezgahınızın olduğu yere geleceğiz. Eyvallah. Güzel bir kahve içeceğiz. Siz Eyvallah. De o büyük üstadlığınızla, zanaatınızla Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın sünnetini ihya kabiliğinden çok güzel bir tesbih bize lütfedeceksiniz. Eyvallah. O akış esnasında hava karanlık. Önümüzü görmüyoruz çünkü Allah'ın bize takdir ettiği gözün görebilme mesafesi sınırlı. Ölümün ne zaman geleceğini bilmediğimiz gibi karanlıkta gideceğimiz yeri de bilmiyoruz. Evet. Araba ne kadar ışık verdiyse o kadar ışıktan nasiptarız. Basmışız gidiyoruz. Yola çık. Takip eden de yok. Tabelayı da görmedik ya. 50'den 90'a, 90'dan 150'ye, 200'e Allah ne verdiyse gidiyoruz. Arabanın motoru ısınır. Dönemeçlerde araba yuvarlanır. O anda bir dost sesi gerekiyor. Kenara çek, biraz dinlen. Gözlerinde uyku var. Gözün açık, kalbin uyur. Sabit yolda, trafikte gidersen. Hele bir kenarda bir dur. Hatta gel sana semaverde bir çay yapalım. Biraz bir kendini dinle diyen bir ses arar. Dost sesi. O kandiller o dost sesidir. Eyvallah. Nasıl ki ecdat 16. yüzyılda Selahattin camilerinin minarelerine eklemiştir bu ışıkları. Ya. Bizim kandil büyük atalarımız böyle baktıkları zaman minarelere, aa, bugün kandil var. Demek ki 5 mübarek günden bir tanesine gelmişiz. Neden başka bir şey koymadılar? Neden kandil koydular? Allah Azze ve Celle Nur suresinde kendisinin göklerin ve yerin nuru olduğunu anlatır. Ayasofya Kebir Cami Şerif'ini şöyle bir gelin, başınızı şöyle güzelce gökyüzüne, göğe bir kaldırın, kubbenin olduğu yere. O güzelim Nur suresinin ayeti yazar. Göklerin ve yerin nuru Allah Azze ve Celle'dir. Onun nurundan bir örnek gibidir. Batıla düşen, hocamın telaffuz buyurduğu ayet dediğim gibi çok büyük bir sofra. O ayetlerin her birinin sebebi nüzulünden girsek, onları anlatan hadislerin sebebi vuruduna girsek, onları bize anlatan Siret-i Nebevi'nin hatıralarına girsek, kandiller geçer. Bir sene sonraki kandili ereriz, gene de anlatacaklarımız ya bitmez. Evet. Yol haritası sunacak, hakikati ortaya koyar. Kul dedi, ca'al hak ve zehaqal batıl. Hak gelir, batıl yok olur. Zahir. Ama hak nasıl gelir? Bizi buraya tenezzül edip davet ettiğinizde karanlıktı. Sonra sizler gelince bir keramet bahşettiniz, her yer aydınlandı. Aydınlanınca yolumuzu gördük. Koltuğumuz neresiymiş, içtiğimiz çay mıydı, benzin miydi, böyle öğrendik. Mazot muydu, su muydu, böyle fark ettik. Kandil olmasaydı fark edemezdik. Körler sağırlar, birbirini ağırlarlardı. Kıymet hocam, bir virgül koyup da sevgili Emre kardeşimize dönmek istiyorum. Emre kardeşim, senden o güzel sesinden sevgili dostlarımıza o gönlünden kopmuş olan o vecih sözleri ikram eder misin? Tabii ki, tabii ki. Aslında bizim yazmış olduğumuz bu yazımızda bir hakikatten bahsediyoruz. Hocamın bahsettiklerinin ben de... Ben dinledim ve çok etkilendim, çok duygulandım. Bunu özellikle Akit TV ekranında mutlaka okuman lazım dedim. Yani sağ Allah razı olsun, sanatkar ve zanaatkar olunca fark ediliyor hocam. Biz de Hakikat isimli yazımızda inşallah bu gecemizde bir şey olsun anlatalım hocam. Evet, buyurun. Sizin de hiç ait olmadığınızı düşündüğünüz bir anınız oldu mu? Bir yere ait olmadığınız, nereye gitseniz kendinizi garip hissedip çaresiz kaldığınız... Gurbeti içinizde yaşadınız mı hiç? Bulunduğunuz yeri, doğduğunuz şehri ya da insanları kendinize uzak hissettiniz mi? Yutkunduğunuzda sizi darlayan şeyin ne olduğunu bilmek dahi istemediğiniz anlarınız ya da mutluluk diye diğer insanların arayışları, sizin kaçışlarınız oldu mu? Başladığınız yerden uzaklaştıkça biteceğini düşünüp tüm gerçeklerle yüzleşince aslında yerinizde saydığınızı fark ettiniz mi? İnsan bu dünyaya ait olmadıktan sonra güzel nerede olursa olsun vardığı her yer onun için gurbet değil midir? Doğduğu şehir ya da yaşadığı yer fark eder mi? Artık ne Leyla arayışındayım ne de Fuzuli'nin yazdıklarını düşünecek kadar akıllı, dolambaçlı yollar kadar dolambaçlı sözler de yordu beni. Her söylenen ulaşmak istediğim yeri anlatsın, binitim gitmem gereken yere varsın. Hayal mi düş mü bilmem ne dediklerim, hakikat olsun. Evet, hakikat olsun. Zaman akıp gidiyor, vakit tükeniyor, eyvah. Her şey öyle hızlı akıp gidiyor ki sayamıyor, durduramıyorum. Gidenlere yetişemiyor, kalanlara yetemiyorum. Ben neredeyim? Hangi alemdeyim hakikaten? Zamanın neresindeyim? Ve bu ben miyim? Kaç zaman oldu? Neyin arayışındayım? Ne arayabildim, ne de bulduğum, aradığım. Küllenen gönül yangınlarım neyin hasretini taşıyor bilemedim. Evet, biliyorum bu ben değilim. Aradığımsa benliğimin hakikati. Bulursam aşk olur. İşte o zaman hakikat olur, biliyorum. Eyvallah, bu ne güzel sözler ya. İşte bazen ilham diyorlar ya hocam. İlham gelmiş herhalde, değil mi? Yani yazıları yazmaya çalışıyoruz ama yazı yazmak böyle herhalde kalemi elimize aldığımız zaman elimizde karaladığımız şeylerden ibaret olmuyor. Bir an, nasıl olduğunu bilmediğimiz bir anda çok oluyor bu. Bir bakıyoruz, bunu ben mi yazmışım ya? Eyvallah. Nasıl olur dediğimiz o anlardan bir tanesi. Rabbim gönlünüze, yüreğinize sağlık, sağlık, afiyet versin. Amin. Allah razı olsun hocam. İnşallah bir eser daha isteyeceğiz senden. Ama hocama dönmek istiyorum. Hocam, tabii ki bugün önemli bir gün. Ben hep öyle diyorum. Hadi sana bir fırsat daha verdi kulun. Ne yapacaksın? Bugünden itibaren yaşantına, hayatına nasıl bir önem vereceksin? İşte Peygamber Efendimiz'i tam manasıyla tanıyamıyoruz. İşte Miraç nedir? Eyvallah. Peygamber Efendimiz miraca yükselmiştir ama niçin yükselmiştir? Bu miraç hadisesinden insanların neler alabileceği çok önemlidir. Miraçtan sonra döndüğü zaman bizlere ne ikram ettiği çok önemlidir. O yüzden Tabii ki Kudüs şu an alevler içerisinde, sıkıntılar içerisinde. Bizim acaba bu da imtihanımız mı? Geçen bir çok kıymetli hocamız öyle dedi. Bu aslında İslam'ın yeniden diriliş vaktidir dedi ama çok hoşuma gitti ama tabii ne kadar hoşuma giderse gitsin binlerce insan vefat etti hocam. Yani neresinden bakmalıyız biz Miraç'a, Kudüs'e? Biraz önce arz ettiğim gibi Necip hocam, Nur suresinde Allah Azze ve Celle'nin Nur esmasından kandil alıp, evet, Ahzab suresinde Siracen Munira diye kastedilen nur saçan bir kandil olarak tasvir edilen Peygamberimizin kandilliğinde ilerlediğimiz zaman Miracı, İsra'yı, geçmişi ve bugünü anlayabiliyoruz. Geçmişi o doğru yorumlayabildiğimiz zaman bugünü düzgün inşa edebiliyoruz. Evet. Bugünü düzgün inşa edersek yarınımızı kurtarma imkanına sahip olabiliyoruz. Miraç bizim için bahsettiğiniz gibi, biraz önceki trafik metaforundaki gibi akıp giden dünya hayatındaki serüven bizi soluklandıracak bir fırsat farkına veririz. Varıp da o cep yoluna girebilirsek. Girelim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı miraca götüren süreci anlarsak, bugün depremzede kardeşlerimizden, Gazze'deki kardeşlerimize, sınır ötesi operasyonda bulunan aslan askerlerimizden, birçok alanda zulüm altında bulunan Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, dağa çıksa heyelana, aşağı inse erozyona, merkeze çekilse depreme, sahile inse tsunami'ye, evet, halkın içine karışsa pandemiye, yalnız kalsa hayvanların saldırısına maruz kalacak. Nereye giderse gitsin tehlikenin ve korkunun merkezinde bulacak insan bu içinde bulunduğu ortamdan nasıl kurtulabilir? Fefirru ilallah. Allah'a firar ederek kurtulabilir. Miraç, Allah'ın Resulü'nün Allah tarafından kendisine firar edildiği, ettirildiği bir zaman dilimiydi. Mekke'deyiz. Efendimizin yanındayız. Henüz 616 yılındayız. 3 yıl Gazze'dekilerin yaşadığı gibi bir boykota maruz kalacağız. Çünkü Mekkeli müşrikler Ebu Talib'e gelip peygamberimizi istiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'a nice tekliflerde bulunuyorlar. Mal istiyorsan mal verelim, mülk istiyorsan mülk verelim, evlenmek istiyorsan istediğin kadar genç güzel kızla evlendirelim, idare istiyorsan seni başımıza idareci yapalım, bu davadan vazgeç ya da bize ilişme. Teklif çok cazip. Peygamberin görevi neydi? Ve ma aleyna illel belâhul mübin. Duyurdum mu? Duyurdum. Anlattım mı? Anlattım. Bundan sonra ben ikinci baharıma bakarım deme hakkına sahip. Ama Mekke'de inen sureler peygamberimizi tutuyor. Peygamberlerin kıssalarının anlatıldığı sureler hep Mekki'dir. Evet. Ameli olanlar, hükümle alakalı olanlar medenidir. Medine biraz daha rahavetin, genişliğin ve bolluğun olduğu zaman devri olduğu için hükümler daha çok koruyuculuk sağlar. Mekke ise bugünkü dönemimizdeki gibi buhranların, şiddetlerin, saldırıların, çıkmazların olduğu bir dönem. Bir yandan nefsin, bir yandan şeytanın, bir yandan şeytanlaşmış insanların saldırıları altında bulunan peygamberimiz ve yanında güzide sahabelerine örneklik teşkil edecek birileri lazım. İbrahim suresi yetişiyor, Nuh suresi yetişiyor, Musa aleyhisselamın hayatı yetişiyor. Tam eshabıyla alakalı mağduriyetini yaşayan peygamberimiz çıkıp gitsem mi diye düşünecek Yunus suresi yetişiyor. Kavmini terk eden Yunus'un ibretlik hadisesi önünde. Helak edilmelerine rağmen tekrardan küfrü seçen Nuh Aleyhisselam'ın toplumu da önünde. Bu kadar örnek peygamber kıssaları var. Ulul azim peygamberlerin sabrettiği gibi sabrettiyen Saffat suresinin ayetlerinden istimdad ediyor Nebi ve diyor ki güneşi sağ elime verseniz ayı sol elime, bu davadan vazgeçmem diyor. Muhteşem bir teklif, harikulade bir cevap. Diyorlar ki o zaman tamam, bir sene senin istediğin gibi kulluk edelim, İslam'a girelim. Ama bir sene bizi rahat bırak, hayatımızı sürelim. O zaman kafirin süresi geliyor. Sizin taptığınıza ben tapmam, benim taptığıma siz tapmazsınız. Ebu Talip yeğeninden yana tavır alınca 3 yıl bir boykot başlıyor. Bu boykotu saatlerce konuşup Gazze ve Doğu Türkistan'daki soykırım üzerinden özdeşleştirmemiz gerekiyor. 3 yıl boyunca Hazreti Hatice annemizin serveti, Ebu Talib'in elinde bulunan imkanlar, Hazreti Ebu Bekir'in Sehimoğullarından, Hazreti Ömer'in Adiyoğullarından gizli ve açık ortaya koymaya çalıştığı boykotu delici bütün hamleleri yarıda kaldı. Çok ilginç. O boykotu kim deldi? Mekkeli müşriklerden birkaç genç deldi. Bizden olan delemedi. Hazreti Ebu Bekir'in bütün kuvvetine ve kudretine rağmen, bürokratik fırsatlarına rağmen o boykot delinmedi. Ebu Talib'in nüfusuna, Hazreti Ömer ki Ebu Cehil'in öz yeğenidir, onun akrabalık bağlı ilişkilerine rağmen delinemedi. 3 yılın sonunda artık açlıktan hurma ağaçlarının, Mekke'deki otların yapraklarından çocukların beslendiğine tahammül edemeyen, İslam olmamış ama insan olmanın vasfını henüz kaybetmemiş Mekkeli müşriklerden Ebu'l-Bahderi bin Hişam gibi bazıları ayaklandılar. Akrabalarımız burada, çoluk çocuk perişan, biz nasıl bu rahatlık içerisinde yaşarız dediler ve boykotu gayrimüslimler deldi hocam. Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi referansını alarak Güney Afrika'nın yapmış olduğu Lahey'deki başvuru düşündürücü değil mi? Biz Müslüman ülke olan Mısır'daki kardeşlerimizin refah sınır kapısını açıp açmamasıyla alakalı kahrolurken, kıta olarak alakası olmayan Güney Afrika'daki bir grup ülke ve yiğit insan Ebu'l-Bahderi bin Hişam gibi meydana atılıyor ve o sorunu çözmek için harekette bulunuyor. Demek ki biz bugün İslamlaşmanın ötesinde insanlaşmayı kazanabilirsek boykotları delebiliriz. Çünkü İsrail'de, Tel Aviv'de esirler sebebiyle ya da vicdani olgusu nedeniyle Netanyahu hükümetine baş kaldıran oradaki insaf sahibi insanları kazanmamız Mısır'dakilerin etkisinden daha çok dokunaklı olabiliyor. Evet. Sosyal medya hesaplarında ayağa kaldıran, milyonlarca takiple devlet başkanlarına baskı altına alan hesaplara bakın. Kaç tane gayrimüslim hesap var. Peygamberimiz bu 3 yılın ardından yola çıktılar. Bir arayış peşinde. Ne olacak bu davanın sonu? Tam boykot bitti, sevinilecek. Hatice annemizi kaybetti. Allah beni onun sevgisiyle rızıklandırıyor dedi. Eşini kaybedince büyük bir yıkım yaşadı. Bakış açısına bakar mısınız hocam? Kaçımız eşimize diyebiliyoruz, evliyiz diyoruz. Kaçımız evimize gittiğimizde ben senin sevginle rızıklanıyorum diye eşimize kaçımız söyleyebiliyoruz? Evet. Peygamberimiz Aleyhisselam Hatice için bunu söylüyor. Vefat ettikten sonra da bunu söylüyor. Medine'deyken de bunu söylüyor. Büyük bir yıkım Efendimiz için, peşinden Ebu Talib'i kaybediyor. Bu yıkımlar içerisinde Peygamberimiz فَاِذَا فَرَقْتَ فَنْسَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْقَبْ ayetince bir yol kapandıysa yandım, bittim, mahvoldum diyecek değil. Çünkü Allah'ın 2 garantisi var. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Hiç kimseye kaldıracağının ötesi yüklenmez. Necip hocam şu anda bu yükün altındaysa mutlaka onu kaldırabilecek kapasitede. Evet. Sonrası fe inne ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Her zorlukla beraber 2 tane kolaylık var. Ve emruhum şura beynuhum ayetince amel edersem, her karşılaştığım zorluğun mutlaka üstesinden gelebileceğimin olduğunu bilerek ve hepsinin karşısında en az 2 çıkış yolu olduğunu bilirsem, Peygamberimizin yaptığı gibi Taif'e giderim. Taif'e geldi. 70 kilometre uzakta. Uzaktan akrabalıkları olduğu için dinlerler diye onların masasına geldi. Dinlemediler. Mekkelilerle aralarının bozulmasından endişe edip Peygamberimize eskiden umreciler, hacılar gidemezdi, şimdi gidebiliyorlar. 3,5 kilometrelik Vecva hadisi var Necip hocam. Oradan taşlayarak Peygamberimizi kovdular. Buhari'de geçiyor. Azap melekleri geliyor Cebrail Aleyhisselam'la. Mübarek gözünden kanlar akıyor. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? Gazze'deki kardeşlerimiz, depremzede kardeşlerimiz, siz imtihandasınız. Siz kiminiz Eyüp Aleyhisselam gibi bedeniyle imtihanda. Eyüp Aleyhisselam da evlatlarını depremde kaybetti. Evet. Kiminiz Yusuf Aleyhisselam gibi nefsiyle, kiminiz Musa Aleyhisselam gibi yol arkadaşlarıyla, kiminiz İbrahim Aleyhisselam gibi babasıyla, hepimizin imtihanının bir muadili peygamberlerin üzerinden yapılmış. Peygamberimiz o anda elini açıyor. Allahümme gfirli kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım affet, bilmiyorlar diyor. Peygamberi bu kadar şefkati ortaya çıkar. Rahmeten lil alemin olduğunu haykırır da Rabbul Alemin olan Allah ne yapar? Habibi Edibi Taif'ten dönerken Cin Mescidi diye bahsettiğimiz Makbarat-ı Malat kıyamlarında Hacun bölgesinde cinler Ahkaf suresindeki ayetlerle, Cin suresindeki ayetlerle anlatıldığı üzere Peygamberimiz iman eder. Biraz önce taşlanan Nebi karanlığın zifiri oldu, zulmün ayukaya çıktı, artık kimsesiz kaldığı anda Rabbim diyen, ya Allah diyen, Allah Allah'tı değil mi eserinizin ismi? Allah'ım diyeni Allah bırakmıyor. Habibi bittiği anda Allah'ım dediği için dönüşte cinleri ona iman ettirdi. Resulü Sekaleyn oldu, Mekke'ye vardı. gizli gizli geçecek, çünkü Mekkeli müşrikler Efendimiz'e daha çok baskıda bulundular. Amresi Ebu Talib'in kızı Ümmühani var. O yüzden ona hep vefalıdır. Mekke'nin fethinden sonra dul olduğu için ona nikah için bile teklifte bulunacaktır. Efendimiz Ümmühani'nin evinde. Yüzü gözü yaralanmış evlatlığı Zeyd bin Harise ile beraber. Gece yarısı Buhari'de, Müslim'de. Buhari'nin sahihinde yaklaşık 7 kadar sahabeden 26 kadar rivayet var. Müslim'de 6 kadar sahabeden 10 kadar rivayet var. Muttefakun aleyh, yani sahih. İsra suresinin ilk ayeti, 60. ayeti, Necim suresinin ayetleri şimdi bizi alacak. Bu meşakkatin zirveye çıktı. Rabbul Alemin'in elçisi Rahmetenil Alemin Muhammedünül Emin'in şefkatle yaklaştığı yerde kul bittim dediğinde yettim diyen Allah'ın rahmetini göreceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselam gece hüzünlü. O kadar hüzünlü ki o mübarek ömründe bir seneye senetül hüzün denilmiş hocam. O da Hatice'siyle amcasını kaybettiği yıla senetül hüzün deniliyor. Gece yarısı Cebrail gelecek. Tam bizim Rükn-i Yemani'nin karşı köşesinde kalan o dönemde Hazvera çarşısının bulunduğu yer, Ümmühani annemizin evinin bir kısmı çarşı tarafında, bir kısmı Kabe'nin avlusunda. Cebrail Aleyhisselam diyecek ki ey örtülerine bürünen kalk, Allahu Teala'dan sana davet var. Senden önce nice peygamberlere olan ikramın en son noktası olacak. Hz. Adem'in evlatlarından, Şit'in evlatlarından İdris Aleyhisselam'ı semaya katına yükselten Allah Azze ve Celle, İbrahim Aleyhisselam'la Burak'ı tanıştıran Allah Azze ve Celle, İsa Aleyhisselam'ı semavata yükselten Allah Azze ve Celle, bittim Allah'ım deme aşamasına gelmiş Habibini kendisinden önce hiçbir varlığa nasip olmayacak bir nimetlere gark edecek. Burak isimli bir bineti getirir. Kabe'nin orada Hicri İsmail dediğimiz açık bir alan vardır. Orada mübarek göğsünü İnşirah suresindeki gibi elem neşrah leke sadrak göğsü açılır. Zemzemle yıkanır ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a 2 tane tas vurulur. Taslardan birisinde şarap vardır. Çünkü içki ayetleri Medine'de yasaklanmıştır. Diğerinde süt vardır. Habibi Kibriya imtihandadır. O anda içkiyi seçebilir ama fıtratına müsait değil. O fıtrata münasip hareket eder. Hanif İbrahim Aleyhisselam'ın hanif torunudur mübarek Peygamberimiz, sütü seçer. Fıtratı seçtin ey peygamber denilir. Peygamberimize katır boyutlarında bir binek getirilir. İsmi Burak'tır. İlk başta huylanınca Cebrail Aleyhisselam der ki sakin ol ey Burak, bu İbrahim'in torunu Muhammed Aleyhisselam'dır. Sen nasıl ki Kudüs'ten İbrahim'i buraya getirdin, sonra bir daha götürdün, şimdi aynı yolculuğu ona yapacaksın der. Demek ki Burak asırlar öncesinde Peygamberimizin büyük atası Hz. İbrahim Aleyhisselam zamanında dolmuş. Zaten Mekke'nin tarihi, Kudüs'ün tarihi İbrahim Aleyhisselam'la bizi bağdaşlaştırıyor. Milattan önce 1800'lerde Hz. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la mücadele ediyor. Kur'an'da ve hadislerde Nemrut'un ismi geçmez ama Bakara suresinde İbrahim Aleyhisselam'la mücadele eden kral olarak anlatılır. Ateşe "Eslemtü li Rabbil Alemin" deyip Allah bana yeter diyerek atlayan Hz. İbrahim Aleyhisselam Mısır'a, oradan Kudüs'e gelmiştir. Kudüs'te Şalom denilen bir putperest krallığın hakimiyetinde bulunan toprakların olduğu yerden hacerini almış Mekke'ye bırakmıştır. Kabe'yi ilk başta kim yapmıştı? Hz. Adem Aleyhisselam yaptı. Çünkü ayeti kerimeden biliyoruz. İnne evvele beytin vudi'a linnas ayetince. Hz. Nuh tufanında semaya kaldırılmıştı. Milattan önce 1800'ler Hz. İbrahim, Hz. İsmail'le beraber Kabe yeniden inşa etti. O Burak'la beraber Kudüs'e tekrardan döndüğünde bugün Mescid-i Aksa diye bildiğimiz sahanın ortasında altın kubbeli bir alan var. Birinci Velid'in yaptırdığı Kubbetü's Sahra mescididir. Altın kubbesi de Ürdünler tarafından yapılmıştır. Onun tam altında bir mağara vardır. Ruhlar mağarası. Hazreti İbrahim orada ibadete çekilir. Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'dan, Kabe'den 40 yıl kadar sonra İbrahim Aleyhisselam döneminde yapılmıştır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hatırasını görecek Efendimiz. Efendimiz Aleyhisselam'ı alır Burak, gözün görebileceği en uç noktaya kadar gider. Bakara ve Rad surelerinde berk kökü karşımıza çıkar. Yıldırım ve şimşektir. Yıldırım nasıl çaktığı zaman gözün görebileceği en uç noktaya giderse, Burak da bir hareketiyle en uç noktaya gider. Yolculuk başlamıştır. Efendimiz Aleyhisselam normalde binitli bir kimsenin bir ayda gidebileceği yere birkaç salisede ulaşmıştır. Bu yolculuğun ismi İsra suresinde anlatıldığı üzere İsra'dır. Gece yolculuğudur. Ayeti hatırlayalım. Estağfirullah. Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezî bâraknâ havlehu linuriyehu min âyâtina. Kulu Muhammed Aleyhisselam'a abd kelimesi geçiyor. Yani rüya ile yapılan bir yolculuk değil. Zaten rüya ile olsa Mekkeli müşrikler niye itiraz etsin? Ben de rüyamda nerelere uçup kaçıyorum. Fiziksel olarak, abd olarak, kul olarak, ruh mea ceset olarak Efendimiz Aleyhisselam'ı Mekke'den, Mescid-i Haram'dan alıyor. Etrafını mübarek kıldığımız diyor Mescid-i Aksa'nın olduğu yere getirdik. Niye? لِنُرِيَهُ min ayatina. Ayetlerimizi görsün diye. Hangi ayetleri görecek? Peygamberlerin makamlarını görecek. Cennetleri, cehennemleri görecek. Allah Azze ve Celle'nin kudretinin nişanelerini görecek. Mekke'de surelerle şahit olduğu peygamberlerle bizatihi mukaleme edecek. Böylece çok daha kuvvetli bir halde gelecek imkanı olsun. İsra yolculuğumuz bitti. Burak Peygamberimiz Aleyhisselam şurada Mescid-i Aksa'nın bir görüntüsü olsaydı da gösterseydik. Mescid-i Aksa, Kubbetü's Sahra diye bildiğimiz altın kubbeli alan değil. En önde bulunan namazların kılındığı kıble cami de değil. Bütün o duvarlarla çevrili 144 dönümlük alanın tamamı Mescid-i Aksa. Evet. Peygamberimiz geldiği zaman tabii ki Romalılar orayı yıkmışlar. Sadece küçük kalıntılar var. Megarime kapısı diye bahsettiğimiz yerden gelir. Bugün Yahudilerin ağlama duvarı dediği, biz Müslümanların Burak dediği duvarın olduğu yere gelir. Burak'ı oraya bağlarlar. Bugün oradaki Burak Mescidinde bir halka vardır. Senden önceki peygamberler de buraya Burak'a bağladılar dediği için orada bir halka vardır sembolik. Evet. Efendimiz oradan çıkar, Kubbetü's Sahra'nın olduğu yere gelir. Orada peygamberlerin makamlarını görür. Orada uzun uzun secde eder. Artık başka bir yolculuk başlayacak. Evet. İsra bitti, şimdi Miraç başlayacak. Kıymetli hocam, tabi bunları anlatırken şunu görüyorum. Yüce Rabbim Resulüm demiş olduğu Peygamber Efendimiz'e öyle ağır imtihanlar vermiş ki ve hepsinin üstesinden fevkalade güzel kalkmış, ibretlik olarak kalkmış. O yüzden biz ufak tefek imtihanlardan bile geçemiyoruz. Hemen isyan ediyoruz, hemen nefsimize ağır geliyor. Yani Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu bu yolculuklar, bu imtihanlar, bu sıkıntılar bizim başımıza gelse ne olur? O yüzden biraz irdeleyerek bakmak lazım Peygamber Efendimiz'in hayatına ki kendimizi daha huzurlu, daha müreffeh hissedelim, değil mi? Yani bizde çok küçük imtihanlar veriyor Rabbim. Diyor ya, senin dert ettiğini nimet sayanlar var. Eyvallah. Ayağın taşa vurulduğu zaman ayağın olduğu için şükretmelisin. Ya. Ayağın taşa çarptığı için acıdan duyduğundan daha büyük nimet içerisindesin. Evet. Ama buyurduğunuz gibi hocam, biz en başta nasıl anlattık? Efendimizin yanında izledik. Eğer biz peygamberlerin hayatını bu şekilde onların yanındaymış gibi empati yaparak, kendimizi orada varsayarak algılamazsak, sadece televizyonun karşısında bir film izliyormuş gibi yaparsak, öyle mi ne kadar güzel yaşamış deyip kapatırız. Halbuki kimimizin hayatı biraz önce bahsettiğimiz gibi Eyüp Aleyhisselam gibi ağır imtihanlarda, depremzede kardeşlerimiz. Ya. Eyüp Aleyhisselam'ın malı vardı, mülkü vardı, saltanatı vardı. Bir gün bir deprem oldu. Bütün evlatları bir evde toplanmıştı. Hepsi yıkıldı, enkazda vefat etti. Ya. Öyle dediler. Sonra o üzüntüden hasta oldu. Dediler ki sen peygamber olsaydın hasta olmazdın. Bugün Müslüman sözü olmayan bir söz çok yaygın hocam. Özellikle bu WhatsApp gruplarında mübarek takipçilerimiz, izleyicilerimiz, dünyadaki mümin kardeşlerimiz ayet paylaşmak varken, sahih hadis paylaşmak varken kimin yazdığı belli olmayan sözleri paylaşmayı daha çok seviyor. Yani evet. Ne güzel Necip hocamın eseri var. Evet. Esma-i Hüsna'dan ne güzel dokunuşlar var. Emre Bey'in bakana kadar güzel, tefekküre sevk eden hikmet dolu bir metni var. Hocamın okuduğu ayetler var ya, bunları paylaşsanız da. Eğer işkembe-i kübradan paylaşırsanız mahkeme-i kübrada üzülürsünüz. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hayatındaki örnekleri, numuneleri böyle anlatsa bizim hayatımızda büyük mesajlar çıkacak. Peygamberlerin hayatının örneğini paylaşmıyor, şunu paylaşıyor hocam. Kula bela gelmez, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça. Şimdi ben bu sözü aldığım zaman çöküyorum hocam. Acaba ben ne günahlar yaptım ki başımda imtihanlar var? Bu çöküntü beni ruhsal bir bunalıma sürüklüyor. Tabii. Tükenmişlik sendromuyla beni dünyadan, lezzet almaktan soyutluyor. Demoralize ettiği için hiçbir şeyden lezzet alamıyorum ve çöküyorum. Evet. Halbuki Kur'an'da Allah bana şunu diyor. İflas mı ettin? Malını mülkünü mü kaybettin? Al sana ni'mel abd diye bahsettiğim innehu evvab dedim Eyüp peygamber. Ya. Ona sarıldı. İftiraya mı uğradın? Olabilir. Bir hanım olarak iftiraya uğrayabilirsin, bir erkek olarak iftiraya uğrayabilirsin. Şu anda artık internette yapay zeka öyle gelişti ki şu konuşmamızı alıyorlar. Aynı ses tonunda, aynı dudak hareketlerinde bizim kopyamızı yapıyorlar. Ya. Gel de bunu ispatla. Bu kadar tehlikeli bir zamandayız. Allah muhafaza iftiraya uğradı bir kimse. Yusuf aleyhisselam senin için ibret. Medrese Yusufiye'ye girdi ki Mısır'a vezir olacaktı. Eyüp aleyhisselam o imtihanı yaşadı. İnsanlar dedi ki bunda hayır olsa bu hastalıklara, bu imtihanlara maruz kalmazdı. Ya. 15 yılın sonunda Allah azze ve celle ona öyle nimetler verdi ki ölü denilen evlatları bile ölmemiş, enkazdan çıkarılmış, sonra yıllar sonra ona kavuştular. Ama böyle bir ibret var. Ayette diyor ki Enbiya suresinde ey Eyüp ayağını vur. Yani imtihanına sabrediyorsun, hiçbir şey yapmana gerek demiyor. Halbuki gerek olmayabilir. Allah azze ve celle diyor ki ey Eyüp ayağını vur. Ey Yusuf zindan arkadaşlarına haber gönder. Hepsini birer vesileye bağlıyor. Mübarek peygamberimizin bütün ibretleri ortaya koyan hayatı da bizde mesajlar taşıyor. Miraç vesilesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı semaya yükseltecek artık miraç görüyor. Kur'an'da Me'ariç suresi var. Merdivenleri anlatır bir asansör gibi. Hatta orada diyor ki Hamsine elfi sene 50 bin yıllık bir mesafedeki zamanı melekler bir günde geçerler. Peygamberimiz artık İsra'yı bitirdi, miraca yükselecek, her katta peygamberlerle karşılaşacak. Birinci katta Adem Aleyhisselam'ı görecek, ikinci katta Hazreti İsa Aleyhisselam'ı, Hazreti Yahya Aleyhisselam'ı görecek, sonra Hazreti İdris'i görecek, Hazreti Musa'yı, Hazreti Harun'u görecek, Hazreti Yusuf'u görecek, en son Hazreti İbrahim'i gördükten sonra cennetler, cemaller gözükecek, cehennemler, nimetler gözükecek, hepsiyle temaşa edecek. Niye? لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Ayetlerimizden bir kısmını görsün ki dönüşte آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ olsun. Peygamber iman etti olması için tasavvufta bir öğretide bahsederler değil mi hocam? İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Vahiy ile ilmel yakin olan Nebi bu yolculukla aynel yakin oldu. Miracı uruc ederek artık hakkal yakin olacak. Evet. Kıymetli hocam yine ben bir Emre kardeşime demek istiyorum. Sevgili dostlarımız bizim hem şiirlerimizi hem ilahilerimizi çok seviyorlar. İlahileri bir ara verdim ben. Çünkü bugün çok özel bir misafirimiz var. Emre kardeşim Allah nasip ederse şimdi yine bize güzel çok özel bir dua, çok güzel bir yazı okuyacak. Şimdi, kim okuyacak hocam bunu? Yani bu şiirin sahibi Kayseri Yahyalı Hacı Hasan Efendi Kaddesallahu Sırrıhı. Bildiğimiz bir aslında bir eser ama evet. Bunun normalde ilahi şiir olarak söyleniyor. Değil mi? Herkes biliyor ama şiir o zaman olarak biz aslında sizden dinlesek olur mu? Estağfurullah hocam. Peki. Hem de günün anlamı önemine inayin çok değerli, duaların da kabul olduğu, makbul olduğu bir anı bu şiirle süslendirmiş olalım inşallah. Hocam inşallah. Buyurun. Şiirimizin ismi Yakma Ya Rabbi. Amin. Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, acalet narına yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, Sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemî peygamberlerin canı hürmetine, cihari yari güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Muhammed Mustafa aleyhisselamın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke, Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi. İsmi isminle bir yazılana bağışla, din uğrunda kan döken gazilere bağışla, Kerbela'da can veren kuzulara bağışla, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Amin. Ağzına sağlık, çok güzeldi. Yani gerçekten dua niteliğinde bir şiir dökmüş üstadımız. Sen de çok güzel seslendirdin. Rabbim nicenize güzel eserler, şiirler, yazılar yazmak sizlere de nasip etsin. Amin. İnşallah. Allah razı olsun. Tabii hocam, sizler neler söylemek istersiniz bu Miraç Kandili gecesinde sevgili dostlarımıza? Biz şu an bizi izleyen tüm izleyicilerimizin kandilini tebrik ediyoruz. Evet. Malumunuz bir yıl öncesi bir deprem yaşadık ve akıllardan çıkmayacak, insanların görüp de unutamayacağı, şu anki halimize binlerce şükür dedirtecek bir tefekkür ortamı da sunmuş oldu bize. Biz hocamızın söylediklerinin üzerine çok bir şey söylemek istemiyoruz. Gönlünüzden geçenleri Allah razı olsun diyoruz. Eyvallah. Kandilimiz mübarek olsun. Rabbim nicelerine ulaştırsın inşallah. Teşekkür ederim. İbrahim hocam, siz de bir tanıyalım. Hafızımız dedik ama sevgili dostlarımız merak ediyorlarmış. Hocam, ismim İbrahim. Soy ismim Tohumcu. Erzurumluyum. Hafızım. Bu Erzurum'dan çok hafız çıkıyor bu arada. Allah nazardan saklasın. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Eyvallah. Allah devamını getirsin inşallah. Amin. Rabbim sizlere de inşallah, inşallah imamlık, vekil imamsınız herhalde. Evet, vekil İstanbul Rabbim resmi imam nasip etsin size de inşallah. Amin. Kısa zamanda. İnşallah. Bahçelevler'de vekil imamlık yapıyorum hocam. Evet, evet. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Rabbim muvaffak etsin sizleri de. Sevgili dostlar, efendim biraz sonra programımızın sonuna doğru duamız olacak. Çok kıymetli, çok değerli Adnan Şensoy hocam bizlere o güzel dokunuşlu dualarından bir tanesini ikram edecekler. Sakın bir yere ayrılmayın. Hatta eşinize, dostunuza söyleyin ki çok önemli, çok saniyelik dakikalar var. Kaçırmayın lütfen. Hemen şimdi ben Adnan hocama dönmek istiyorum. Hocam, fazla da vaktimiz kalmamış. Ne kadar kaldı sevgili yönetmenim? Daha varmış. Hocam, Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktı. Peygamber Efendimiz, peygamberlerimizin yerine uğradı dediniz. Daha sonra cennet ve cehenneme mi Yüce Rabbimiz gösterdi? Hocam, Mekke'den Medine'ye İsra yapan Peygamberimiz, evet, Miraç'ı artık Kudüs'ten de semavata Miraç eyledi. Evet. Hatta mevlitlerde Süleyman Çelebiler nice güzel anlatır değil mi? Hatta bizim Anadolu'da hocamların memleketi Erzurum'da da dahil Miraç kandillerinde süt dağıtırlar. Hatta bana soru sorarlar, sürekli geliyor kandillerde, Miraç kandilinde hocam süt içerken yapılacak özel duası var mı diye. Allah aslında Allah, büyüklerimizin yaptığı şey. Peygamber Efendimiz süt içip çıktığı için çok hani güzel. Orada bir tefekkür var. Büyüklerimiz mesela hacda biz şeytan taşlamaktan bahsediyoruz. Yani. Biz Türklerden başka hiç kimse oraya şeytan taşlama demez. Allah Allah. Oranın ismi Cemerat'tır. Tabelalar da Cemreler, Cemerat yazar. Ama bizim ecdadımız biraz daha işi hikmetiyle yeni nesillere aktarmak için bizde birçok şöyle yapmışlardır. Farzları 32 farzı yapmışlardır. Emir ve nehileri 54 farzda anlatmışlardır. Guslü anlatırlarken bile mazmaza, istinşak, cemi bedeni yıkamak demişlerdir. Bayram namazında bile 2 salla 1 bağla 2 salla 1 yat gibi. Yani daha böyle pratiksel metinlerle öğretmeye kalkmışlardır. Fıkhi meseleleri, ibadet meselelerini. Hacda bile biz İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek üzere şeytanla karşılaşmasının sembolize edildiğini unutmayalım diye şeytan taşlamak denilmiştir. Ama dünyanın başka bir yerine gitseniz. Bir de ben şeye çok kızıyorum hocam. Bazı insanlar var böyle kendini ilahiyatçı gören, işte farklı kişiler var böyle. İşte efendim ne gereği var kandile, ne gereği var bu gecelere, işte böyle Peygamber Efendimiz döneminde böyle şeyler yokmuş gibi böyle insanların maneviyatını zedeleyici, insanların manevi duygularını efendim öteleyici mevzulara giriyorlar. Aslında ona soruyorum, yani sen bir kişiyi namaza başlattın mı? Yok. Bir kişiye Allah rızası için gerçek manada Allah'ı tanıttın mı? Yok. Peygamber Efendimizle hala bir çalışma yaptın mı? Yok. Niçin inançtı efendim işte kandile inanan, maneviyata inanan insanları değiştirmeye çalışıyorsun? Yani bu da bir şeytani bir duygu mudur? Ben anlayamadım hocam bunu da, yani çok üzülüyorum. Yani Miraç kandili, mesela biz Miraç kandili vesilesiyle buraya oturduk. İşte siz Peygamber Efendimizin Miraç'a yükselmesinden bahsediyorsunuz. Selamlar getirdik. Yani ne kadar salat selamlar getirdik, Kur'an dinledik. Bu büyük bir güzellik. Yani bunun nesinden insanlar rahatsız oluyor? Ben de ki onların aslında örnek olup teşvik etmesi lazımken, ki ben Mevlid-i Şerifleri de öyle diyorum. Yani Mevlid çok önemli bir bence okuyuş tarzıdır. Çünkü onun içerisinde hiç Kur'an dinlemeyen insanın Kur'an dinliyor. Hiç Peygamberimizi tanımayan insanlar o Mevlid'in makamlarıyla Peygamber Efendimiz'i tanıyor. Yani bazı şeylerde öyle tuhaf insanlar, ben tuhaf insanlar diyorum onlara. Yani din adına belki çıkıyorlar ama maalesef dinimize çok büyük, dini yaşamak isteyen insanlara biraz da böyle zayıfsa maneviyatı hemen ister istemez ona kanıyor. Abi kandil yok mu, senin ne kandilinden bahsediyorsun? Yani bu o kadar acizlik ki. Yani bunun mükafatını hissedemiyor. Bunu ecdadımız bizlere ikram etmiş ama bu ikramdan demek ki onlar maalesef faydalanamıyorlar. Ama insanlara da sizin demiş olduğunuz gibi WhatsApp şeyiyle, işte internet aracılığıyla, sosyal medyayla kafa karıştırıyorlar. Ve bunların bir şekilde temizlenmesini inşallah Rabbimden niyaz ediyorum. Çünkü bizim dinimiz o kadar güzel bir din ki, bizim peygamberimiz o kadar güzel bir peygambermiş ki hocam. Bakın siz anlatıyorsunuz, ben tüylerim diken diken oluyor. Öyle sıkıntılar yaşamış Peygamber Efendimiz. Öyle merhalelerden geçmiş ki, bize öyle güzel bir din ikram etmiş ki, bunun ne kadar şükretsek az değil mi hocam yani? Güzel hocam, çok güzel ifade bahşettiniz. İnsanların fıtratında tartışmak vardır. Bir mecliste aynı kişinin hem dini meseleler hakkında ahkam kestiğini, hem siyasetle alakalı konuşmalar yaptığını, sonra maçla alakalı yorum yaptığını, sonra sanattan ifade ettiğini gördüm. Evet. Halbuki neyle meşgul olduğunu sorduğumda 5 ile de alakasız bir işle meşguldüm. İnsanın fıtratında mücadele etmek, müdahale etmek, kendini ön plana çıkarmak, bir şeyler söylemek vardır. Laf olsun diye illaki konuşur. Evet. Kahvehanelerde nice devletler kurulup nice devletler yıkılır. Burada asıl olan şey şudur. 1. Konuşan kimdir? Evet. 2. Neye göre konuşur? 3. Maksadını hangi referanslarla sunur? 2 tane bilgili vardır karşımızda. Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. Fatiha suresi, Bakara suresi karşımıza çıkıyor. 30. ayetinden itibaren yaratılışı anlatıyor Rabbimiz, evet, ilk başta. Adem ve İblis kıssası üzerinden. İkisi de bilgili. İblisin bilgisi, Azazil'ken onu şeytan etti. Çünkü bilgisi kibrini arttırdı. Evet. Ortaya koyduğu referanslarla artık doğruyu görmeye değil, kendi doğruluğunu ortaya koymaya çalıştı. "Halaktani min narin, halaktahu min tin" dedi. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ya. Bunu kime söylüyor? Şeytan. Yaratan Allah'a söylüyor. Evet. Halbuki istediğin kadar büyük ateş olsun, toprağı ateşin üzerine koyarsan ateş gider. Maddeden işte bakarsan, ama nefis, ben biliyorum algısı onu mahvetti. Olayı gören bir kimse vardı. Kim? Adem Aleyhisselam. Baktı ki bilgi yüceltiyor ama bilgi bilgeliğe taşımıyorsa mahvediyor. Yani. O da zelleye düştü. Peygamberimizin birazdan Miraç'ta göreceği bir ağaç var. Zakkum ağacı. Evet. İsra suresi 60. ayete işaret edilen Zakkum ağacı. O diyor, lanetli ağacı gördüğünle alakalı insanlar imtihanda, Miraç'la alakalı o imtihanın üstesinden gelebilirler mi diye mesaj veriyor. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ortaya koymuş olduğu mesajların hikmetini İbrahim Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam üzerinden algılayamıyor. Adem Aleyhisselam yasak meyveden, yasak ağaçtan yedi ama ne yaptı? Rabbim sen de bunu yaratmasaydın, gözümün önüne koymasaydın, ben ne yapayım diye, hani diyor ya, suçlu yaptım ama neden yaptım hele bir sor. Demiyor Hazreti Adem Aleyhisselam. Hemen şunu yapıyor. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunne minel hasirin. Rabbimiz biz zulmettik. Biz kendimize zulmettik. Sen zulmettin demiyor. Çok ilginç. Hiçbir ayette, hiçbir peygamber suça düştüğü zaman zelle diyoruz biz ki buna daha edeben, hiçbir zellesinden dolayı bir başkasını suçlamıyor. Yunus Aleyhisselam kavmini terk ediyor. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. Ben zulmettim diyor. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayından kaçıyor. Rabbini zalemtu nefsi. Ben nefsime zulmettim diyor. Evet. Hazreti Adem Aleyhisselam biz nefsimizi zulmettik. Ey Havva, senin yüzünden bu hatayı yaşadım. Allah bütün kadınları şöyle yapsın demediği gibi, Havva annemiz de sen beysin, sen böyle yaptın, Allah senin gibi bütün erkekleri şöyle yapsın demiyor. İkisi de nefslerinden biliyor. Bu sebeple Ademken adam oluyor. Bugünkü olaya gelince, Peygamberimizin zamanında İbrahim markalı yoğurt yoktu diye yoğurt yok mu diyeceğiz? Eyvallah. Asıl olan ismi midir, muhtevası mıdır? O peygamber değil mi? Pazartesi, perşembe oruç tutan, eyyamı bitti, 13, 14, 15'te oruç tutan, Eve girerken, çıkarken namaz kılan, sevinirken namaz kılıyor, hüzünlenirken namaz kılıyor. Bir müjde aldığında şükür namazı kılıyor, hüzünlenecek varsa tövbe namazı kılıyor. Fikir alışverişinde bulunduysa istihara namazı kılıyor, yola çıkacağı zaman sefer namazı kılıyor. Döndüğünde menzil namazı kılıyor. Bugün bahsettiğiniz gibi camide namaza alakası olmayan bir kimse, 7 tane cami gezme adetince, 7 tane cami İstanbul Suriçi, 7 tane tepe, 7 tepede 7 Selahattin camisi var. Evet. Büyüklerimizle 7 tepeyi gezelim, bütün İstanbul'u dualarla kutsayalım diye 7 cami gezmişler. Böyle bir şey yapsa, o gün Kur'anlar okunsa, İsra suresi okunsa, ya, bu mübarek meclisten nasiplense. Vesile lazım insanlara hocam. Yani adam diyor işim var, gücüm var ama da diyorsun bir duamız var, işte bir Kur'an'ımız var diyorsun. Ya hocam gelirim diyor. Geliyor, oradan bir feyiz alıyor yani. Bir şeylere sebep olmak lazım. Şimdi insan fıtratında bu farklılığı yaşıyor. Diyor ki bir kişiden bahsettiğiniz gibi caydırıcı, basit bir söz duyuyor. Hemen camiden soğuyor. Evet. Kardeşim, Türkiye'deki trafik kazalarının %80'inden fazlası alkollü araç kullanmaktan, aile içi şiddetin %90'ı içkiyle alakalı, tacizler, tecavüzler, silah kullanımları, kaçakçılık, bir sürü şeyin arkasında bunlar var. Niye bunlara kızmıyorsun? Niye bunlara küsmüyorsun? Yani söz konusu dine, Allah Azze ve Celle küsmek için sanki bahane arıyorsun. Ama orada onun hesabını da verecek, onu unutuyor hocam. Yani. Evet, unutuyor. Burada asıl olan şey şu, biz Peygamberimizin yaptığı gibi, yüzünden gözünden kanlar akarken bile hala can düşmanlarına, ben düşünüyorum Allah-u Teala öyle bir fırsat verseydi listem kabarık yani. Ya. Kapımın üzerinde çöpünü bırakan komşudan, yolda giderken üzerime çamur sıçratan taksiye, efendime söyleyeyim mesajlarıma cevap vermeyen akrabandan, borcunu bana vaktinde ödemeyene desem büyük bir listem var. Beddua edeceğim. Eyvallah. Hocam son 5 dakikamız kalmış. Peygamberimiz ise affet bilmiyorlardı. Eyvallah. Demek ki Miraç bizim için gecenin İsra'sında, zirvede Miracında, Ettehiyyatü duasında Rabbimizle yaptığı konuşmadaki gibi hakikati görmemizi sağlayacak, imanımızı gerçek anlamda iman ettirecek seviyede olması lazım. Eyvallah. Bu da yani meclislerle olur. Çok güzel. Hamama girip Allah razı olsun. Lazım. Çok güzel mevzuya girdiniz, çok değerli konulara girdiniz ve aydınlattınız. Ben işte onu istiyorum hocam. Yani işte miraca çıkmıştır, şöyle olmuştur, böyle olmuştur ama ne anlıyorsun? Yani önemli olan o. O kadar izah ederek anlattınız ki mesela miracı bize. Allah razı olsun. Ha. Rabbim sayılarınızı arttırsın diyorum. Allah dilinize zeval vermesin diyorum. Ha. Hocam bir de Amene Resulü okunuyor genelde. Duaya geçeceğiz ama hani dediniz ya, o da Peygamber Efendimizin bize ikramı. Bundan da bahseder misin? Mesela yatsı namazından sonra hep ayete Amene Resulü okunur. Bakara bu Peygamberimizin söyleriz. Müjdesidir. Normalde sabah ve yatsıda Peygamberimiz 2 vakit namaz kılıyor. Ama Miraç'ta, Miraç'ın bize bir hatırası, tazeleyicisi, o ortamın hissedip imanımızın tazeleyicisi olsun diye 5 vakit namaz sistematik olarak hayatımıza yerleşiyor. Okumamız vacip olan bir dua var. Ettehiyyatü duası. Ettehiyyatü lillahi diye Peygamberimizin Rabbimize tanzimi, Esselamu aleyke diye Rabbimizin Peygamberimize selamı. Bunları duyan meleklerin şehadeti vardır. Ettehiyyatü duası miracı anlatır. Namazların sonunda gecenin son kapanışı, bir nevi İsra, gece yolculuğunu anlatan yatsı namazında okuduğumuz Amener Resulü, Bakara Suresinin son 2 ayeti, Miraç'ta aracısız, Cebrail gibi bir vasıtasız, direkt Rabbimizden Peygamberimize verilen vahiydir. Necim Suresi ilk 18 ayette Peygamberimizin Allah Azze ve Celle Kab-ı Kavseyn ev edna, 2 yay mesafesince mekandan münezzeh olan Allah Azze ve Celle yaklaştığını ve ondan alacağı vahiy anlattığını ifade ediyor. O vahiy Amener Resulü. Eyvallah. Her yatsıda okuruz. Üzerine bir müjdemiz daha vardı. Neydi? Bu Amener Resulü'de anlatılan imana bağlı bir şekilde yaşayıp şirke bulaşmadan vefat eden bütün müminlerin affolunacağıyla alakalı müjde. Bu bizim için en büyük servet. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Sevgili dostlar, efendim tabii sizlere doyum olmuyor. Geceniz mübarek olsun. Rabbim sizlere hayırlı, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler nasip etsin. Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü kötülüklerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin diyorum. Akit TV'de her şeyin en güzelini siz dostlarımıza ikram etmeye devam ediyoruz. Çünkü şimdi gecenin en güzel noktasına geldik. Dua vaktine geldik efendim. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum. Duaya geçeceğiz. Çok kıymetli Adnan hocamdan dua isteyeceğiz. Rabbim hepinizi inşallah rızasına mazhar kullar cümlesine ilhak eylesin diyorum ve amin diyelim, duaya geçelim. Kaç hocam, dakikamız var Necip hocam? 5 dakika yeter yönetmenimize. Amin. Nestağfirullahel azim ve netubu ileyh. Neuzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ey yüce ve ulu Allah'ımız, bizleri yoktan var eden, yokluğumuzu varlık ile onurlandıran, kimsenin kimseye veremeyeceği en büyük değer ve hediye ile hayat nimetini bahşeden Rabbimiz, ellerimizi cömert ve yüce dergahını açtık, boş düşürme Allah'ım. Senin sonsuz lütuf ve ihsanına layık bir kulluğu amellerimizle yerine getiremedik. Biz bize yakışan kulluğu yerine getiremedik. Biz bize yakışanı yapamadık ama sen, sana yakışan Rablikle bizlere af-ı mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Maddi manevi hastalıklarla huzurundayız. Maddi manevi dertlerle huzurundayız. Maddi borçlarla, manevi kul haklarıyla huzurundayız ya Rabbi. Biz kulların verdikçe hazinesi azalır, imkanları tükenir, verdikçe boynumuz düşer. Sen verdikçe azametini sergileyen, sen ihsan ettikçe Rabliğinin hakikatini sergileyensin. Senin bütün insanlığa vereceğin nimetler sonsuz hazinenden hiçbir şey eksiltmez. Öyleyse sen sana yakışan Rablikle maddi manevi hastalıklarımızın hepsine şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Eyüp Aleyhisselam'ın enni messenel durru ve ente erhamur Rahim'in ismi azamının hatırına dünyanın her yerinde, Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve depremzede olmakla beraber hala tedavisi devam eden ve şu anda dünyanın her yerinden duamıza icabet eden ve belki hastaneden duamıza katılan cümle kardeşlerimizin tedavilerine şifalar ihsan eyle. Doktorlarının basiretini aç, doğru tedaviyi seçebilmelerini ikram eyle. Amin. Maddi manevi dertlerimiz var ya Rabbi. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir diyen Musa Aleyhisselam'ın ismi azamınca sana sığınıyoruz. O hiçbir şeyi yokken eşsizdi. Şuayb Aleyhisselam'ın kızından eş verdin. İşsizdi, onun yanında iş verdin. Aşsızdı, onun bereketli sofrasından aş verdin. İşi gücü dalmış olanlarımıza şu mübarek gece hatırına bereketli işler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Aşsız kalmışlarımızın sofrasında, ağız tadı gitmiş olanlarımızın sofrasına şu bereketli gece hatırına bereketli aşlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Eş arayanların, eşsiz kalanların, kısmetinin peşinde koşanların yuvalarına da sen hayırlı, salih, saliha eşler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuğu olanlarımızın, çoluk çocuklarına bu mübarek gecenin hatırına Rabbi hebli mines salihin diyen İbrahim Aleyhisselam'ın bereketli duası hatırına salih saliha evlatlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuğu olmayanlarımıza da Zekeriya Aleyhisselam'ın ismi azamı hatırına Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin dediği ismi azamının bereketine salih saliha evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Maddi manevi borçlarımız var. Faize bulaşmadan, tefeciye karışmadan, merde de namerde de muhtaç olmadan, boynumuzu bükmeden, helal rızkının bereketiyle borçlarımızı ödemeyi, mahşer günü iflas etmeden, dünyada helalleşerek manevi borçlarımızdan da kurtulabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Geçmişimizi af mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Şu ana kadar örttüğün gibi mahşer günü de setre eyle ya Rabbi. Affedilmedik günahımızı, kabul edilmedik duamızı bırakma ya Rabbi. Amin. Senin lütfun sonsuz, ikramın yücedir. Meta Nasrullah diye inim inim inleyen Gazze'deki kardeşlerimizden Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, Urumçi'den Myanmar'a, Nijer'den Somali'ye, ya Rabbi Yemen'den Suriye'ye, dünyanın her yerinde medet ya Allah diyen kardeşlerimize ela inne nasrallahi karib ayetinin bereketince sen imdad eyle ya Rabbi. Amin. Bizlerin de üzerine düşen, yapması gereken neyse bunları Selahattin'ce, bunları Ömer'ce, bunları Yavuz Selim'ce, bunları Abdülhamid'ce yapabilmeyi bizlere sen nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahmin. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Amin. Bizleri namazsız, niyazsız, bu gecenin ikramı namazdı. Bu gecenin uyarısı tesettürdü, ilimdi, irfandı, ahlaktı, edepti. Bizleri namazsız, niyazsız, dinsiz, imansız, kitapsız, Kur'ansız, vatansız, bayraksız, ezansız, edepsiz, ahlaksız, nasipsiz, kısmetsiz eyleme Allah'ım. Yuvalarımıza huzur ve saadet, işlerimize bereket, ömürlerimize hayır ve afiyet ikram eyle. Şu mübarek gecede okumuş olan hatimler, yasinler, tebarekeler, fetihler, sure-i celileler, eskerler ne varsa bize ulaşmış ama ulaşmasa da takdim edilmiş edilmiş. Hepsini sana arz ediyoruz. Şu anda şu aziz misafirlerimizle, değerli konuklarımızla, kıymetli izleyicilerimizle Kabe-i Muazzama'da Mirac'ın ilk basamağındaymışız gibi duamıza icabet eyle ya Rabbi. Kudüs-ü Şerif'te, Beyt-i Makdis'te, Mescid-i Aksa'daymışız gibi dualarımızı icabet eyle ya Rabbi. Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Paki'de, Habibi Edibinin dizinin dibindeymişiz gibi dualarımızı icabet eyle ya Rabbi. Amin. Affedilmedik günahımızı, kabul edilmedik duamızı bırakma ya Rabbi. Amin. Şu anda hocam şu duaların arasına bizim de arzu hallerimizi katsaydın, şu bereketli miraç sofrasından bizi de nasiplendirseydin diye ekran başında dua eden, dua bekleyen kim varsa, kimin ne arzusu varsa hayırlısıyla sen ikram eyle. Amin. Kimin ne korkusu, endişesi varsa sen de muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Amin, amin ya mucibes sailin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha.